Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz ise Sifu isimli bir oyun. Aslında bu oyun çıkalı bir hayli zaman geçti. Fakat şu aralar fiyatları bir hayli uygunlaştı. O yüzden bizler de bu oyundan sizlere biraz bahsetmek istedik. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sifu'yu hem Xbox'ta hem PlayStation'da hem de bilgisayarda oynayabiliyorsunuz. Biz bilgisayarda deneyimledik ve gerçekten memnun kaldığımız bir oyundu diyebiliriz. Özellikle dövüş mekaniklerinden hoşlanıyorsanız gerçekten Sifu'yu mutlaka edinmenizi tavsiye ederiz sizlere. Oyun aslında bizlere basit bir intikam hikayesini anlatıyor. Bu intikam hikayesi boyunca oyunda önümüze çıkanları döverek İlerliyoruz ve sonunda da tabii ki sizlerin de tahmin edebileceği üzere intikamımızı alıyoruz. Oyunda 5 farklı bölüm var arkadaşlar. Böyle deyince oyun sanki çok kısaymış gibi gelebilir sizlere. Lakin öyle değil. Yani oyunda bir hayli mesai harcamanız gerekiyor. Neden? Bu nedenlere şimdi geçeceğim ama önce ufak bir not vereyim sizlere. Oyunda Türkçe altyazı desteği var arkadaşlar. Yani ekstradan Türkçe yama falan aramanıza gerek yok. Dolayısıyla Türkçe altyazı desteği olduğu için oyunu oynarken aldığınız zevk biraz daha fazlalaşıyor. Şimdi oyunu ilk olarak açtığınızda arkadaşlar bamküm gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki oyun güzel ya, ben önüme çıkanı dövüyorum falan, böyle ilerliyorum, güzel bir şekilde oyunu bitiririm diyorsunuz. Ama durum pek de böyle değil. Çünkü belli bir seviyeden sonra gelen düşmanlar zorlaşıyor arkadaşlar. Zorlaştığı için de sizi öldürüyorlar. Öldükten sonra güzel bir şey, bakın burası, kaldığınız yerden direkt dirilerek oyuna devam ediyorsunuz. Öldüğünüz ekranda çeşitli madalyonlar vesaire çıkıyor. Buradan bazı yetenekler ediniyorsunuz. Bu yeteneklerin bazıları kalıcı yetenekler oluyor ve yolunuza devam edebiliyorsunuz. Yalnız burada önemli bir şey var. Her öldüğünüzde yaşınız artıyor. Yani oyuna 20 yaşında başladığınızda öldünüz ve bir yerden sonra oyunu bitiremeyecek yaşa geliyorsunuz. Dolayısıyla burada önemli olan şu: bir bölümden diğerine geçerken belli bir yaş aralığını tutturmanız gerekiyor. Nasıl? Mesela ben bu oyuna başladım. İlk bölümü bitirdiğimde arkadaşlar 25 yaşını geçmemem gerekiyor. Çünkü daha geride 5 bölüm var ve bölümler ilerledikçe ciddi anlamda zorlaşıyor. Dolayısıyla ben ilk bölümü 30 küsürlü yaşlarda bitirirsem ikinci bölümde 50'mi geçmiş oluyorum. Üçüncü bölümde zaten 70'e dayanıyorum ve oyun bitmiyor. Peki ne yapacağız? Biliyorsunuz son zamanlarda roguelike türü bayağı bir yaygınlaştı. Burada biraz daha farklı bir işleyiş getirmiş yapımcılar. Normalde roguelike oyunlarında nedir? Ölürsünüz, en başa dönersiniz. Kazandığınız yetenekler, silahlar sizde kalır ve bu yetenek ve silahlarla oyunda daha basit bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Burada ise oyun sana şunu diyor: ben seni en başa döndürmüyorum ama seni en başa dönmek zorunda bırakıyorum. Buradaki avantajınız ne? Öğrendiğiniz kalıcı yetenekler sizde durmaya devam ediyor. Yani siz diyelim ki 3. bölüme kadar geldiniz ve yaşınız 75'lere dayandı. Burada 4 ve 5. bölümü göremeyeceğinizi anlıyorsunuz. Çünkü yaşınız ilerledikçe arkadaşlar can barınız düşüyor. Can barınız düşmesine rağmen yetenekler vesaire çok fazla öğrendiğiniz için gücünüz artmış oluyor. Biraz daha vuruşlarınız etkili oluyor. Ama şöyle bir şey var: düşmanlar zorlaştığı için sizi vurur vurmaz 2 tokatta yere seriyorlar. Dolayısıyla bu da oyunu bitirmenizi imkansız hale getiriyor. Burada yapmanız gereken ne? Öğrendiğiniz kalıcı kombolarla en başa dönüyorsunuz. Genç bir şekilde başlıyorsunuz oyuna ve bölümü olabildiğince genç bir şekilde bitirmeye çalışıyorsunuz. Bu da doğal olarak oyunun oynanış süresini uzatmış oluyor. Bu açıdan baktığınız zaman oyun bir hayli zor arkadaşlar. Ama şu da var. Örneğin birkaç saat geçirdiniz diyelim oyunda. Bazı şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Yani sonuçta bosslar, düşmanlar vesaire değişmediği için size nasıl bir vuruş yapacak, o vuruşu nasıl savurabilirsiniz, vuruşlardan kaçıp ona nasıl saldırı yapabilirsiniz, bunu planlamak için bolca vaktiniz oluyor. Örneğin bazı boss savaşlarında geri çekilerek kaçınmak sizin de vuruş yapmanızı engellediği için hiçbir işe yaramıyor. Bunun yerine mesela oyunda kısa hamleler var. Bu kısa hamleleri yaptığınız zaman şöyle ufak bir kaçınmayla hemen boss'un yanı başında durduğunuz için karşı hamle yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da boss'u
öldürmenizde size yardımcı oluyor. Tabii ki burada oyunda çok fazla vakit geçirmek oyundaki tecrübenizi arttırdığından ötürü biraz daha kolaylaştırıyor. Ama yine de Sifu'nun genel ortalamaya göre zor bir oyun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. En azından şöyle bir oyuncuysanız, ya ben oyuna gireyim, önüme gelene bam küt dalarak Allah ne verdiyse yardır yardır gideyim diyorsanız Sifu kesinlikle öyle bir oyun değil. İlk başta tabii ki girdiğinizde hani birinci bölümün böyle bir ortalarına gelene kadar ya diyorsun güzel herkesi dövüyorum ölmüyorum falan, o tamam güzel gidiyorum diyorsun, ama bir yerden sonra ölmeye başlıyorsunuz ve oyun oradan sonra gerçekten zorlaşıyor. Çünkü üst üste ölüyorsunuz. Yani bir yarım saat boyunca hiç ölmediyseniz arkadaşlar 10 dakikada belki 5 kere ölüyorsunuz. Dolayısıyla bu da oyunun birden zorlaştığını size göstermiş oluyor. İlk başta tabii ki yapımcılar biraz daha oyuna böyle ısının, oyunu biraz öğrenin, hani combo sistemini görün, blok sistemini görün, kaçınma sistemini görün diye biraz daha böyle hafif yapmışlar, ama sonradan ciddi anlamda oyun zorlaşıyor. Eğer roguelike türünü seviyorsanız ve bu Souls tarzı zor oyunlardan da hoşlanıyorsanız tabii ki Sifu sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Gerçekten eğlenceli bir yapım. Türkçe altyazı desteğinin olması önemli bir artı, ama dediğim gibi hani günümüzdeki pek çok dövüş oyununda nedir? Mesela adam size vuracakken üzerinde bir işaret çıkar ya da bir yavaşlar orada ekran falan. Hani size vuracağını anlayarak bir perk yaparsınız. Hani saldırısını sektirir, oradan ona hızlı bir vuruş yapabilirsiniz. Ya da bir kontra yapabilirsiniz. Ama Sifu'da böyle değil. Yani bir işaret çıkmıyor. Sizin karşıdaki düşmanın hareketlerine bakarak anlamanız ve perkinizi ona göre yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da oyunu biraz daha zorlaştıran etkenler arasında yer alıyor. Oyunu birçok kanaldan satın alabilirsiniz. Steam'de var, Play Store'da var. Play Store'da özellikle kampanyadaydı arkadaşlar. Biz oradan aldık mesela. Bayağı bir ucuza geldi. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Dilerseniz bu Türk Telekom'un platformu olan Play Store'a da bir göz atabilirsiniz oyun için. Eğer Sifu hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa aşağıda bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Oyun Canavarı'nın başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.